Kanal 24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Yasemin Hadivent. Bundan böyle her hafta birbirinden canlı ve eğlenceli konularla karşınızda olacağım. Programımızın içeriğinde neler yok ki? Güzellikten sağlığa, modadan en trend mekanlara dair tüm bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bakalım bu hafta sizler için nerelere gitmişiz? İndirimi kim sevmez ki? Kadın, erkek, birçoğunuzun evet biz de seviyoruz dediğinizi duyuyorum. Hele benim gibi ev dekorasyonuna düşkünseniz bugün sizi tam böyle bir mağazanın ortasına getirmiş bulunuyorum. Burada %80'e varan indirimler bulunuyor. Hadi şimdi bu mağazayı hep beraber dolaşmaya başlayalım. Şimdi bu mağazanın mobilyadan sorumlu yöneticisi Seray Hanım'dan mağazaya dair bilgiler alacağız. Başlangıç noktası nedir? 6. caddenin. Şöyle internetten satış aslında basic olarak. Fakat mobilya ve aksesuar satabildiğimizi müşterilerimize göstermek için bunu da yoğunlaştık. Bunu da ilke oynuyoruz. Ürünleri sonuçta internetten satıyoruz ve görmeden, yani dokunamadan satıyoruz. Burada da müşterilerimizin yoğun talebi üzerine mağazamızı açtık. Mağazanızda ne gibi ürünler var? Şöyle tarz tarz değişik konseptlerde ürünler yapıyoruz. Genelde oda ve yaşam alanları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü müşterilerimiz gelirken bizden sadece bir ürün alıp çıkmak istemiyorlar. Genelde evlerini döşemek, kendi çalışma alanlarını vesaire, mutfak, salon, böyle yerleri yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara göre ürünler seçip genelde tarz tarz değişik tarzlarda oluşturup böyle yaşam alanları yapıyoruz. Abajurlar var tabii mesela ki. Benim dikkatimi çeken. Abajur, dresuar, sehpa, aynalar. Tabii ki. Böyle küçük şimdi tamamlayıcı mobilyalar var. Şimdi zaten dolaşacağız sizinle beraber. Ben bir de son olarak size eve teslimat yapıyor musunuz? Hangi ürünlerde yapıyorsunuz? Tabii mesela, ki internetten satış yaptığımız için bütün ürünleri aslında evlere teslimat olarak gönderiyoruz bu şekilde. İsteyen müşterilerimize de biz kendimiz kurulum aşamasında yardımcı oluyoruz. Böyle bir ekibimiz var. Ama müşterilerimiz bizden bunu talep ederse eğer, biz onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki. Şimdi biraz da mağazanızı dolaşalım mı? Tabii ki. Peki. Bugün Yeniköy'de ailenizle ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz alternatif bir mekandayız. Hadi gelin bu mekana dair tüm bilgileri mekanın ev sahibesi Işıl Hanım'dan alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Işıl'cığım neden La Vie en Rose? La Vie en Rose pembe hayat demek ve Edith Piaf'ın da çok ünlü bir şarkısı. Benim için pembe renk mutluluğu temsil ediyor, güzelliği temsil ediyor. Bu yüzden de mekan ismini La Vie en Rose koydum. La Vie en, çok da doğru bir seçim olmuş. Çok teşekkür Fransız ederim. Fransız müzikleri eşliğinde burada. Ne zamandan beri faaliyette bu güzel mekan? Mekan Ekim ayından beri faaliyette. Henüz bir sene olmadı. 1,5 ay içerisinde bir sene olacak. Peki bu mekanı açma fikri nasıl oluştu? Bu bir hayal miydi, ideal miydi? Neydi? Şöyle aslında tamamen tesadüfen oluştu. Böyle bir hayalim yoktu. 2 senedir de çalışmıyordum. Annemin böyle bir hayali varmış. Neden bu tarz bir iş yapmıyoruz dedi. Ondan sonra ben de hani o zamana kadar böyle bir şey düşünmemiştim. Ama düşündükten sonra heyecanlanmaya başladım, üzerine araştırma yapmaya başladım ve 2 sene sürdü burayı açmamız. Yani 2 senelik bir hayal var aslında. Anladım. Peki sen yani kendin de özel hayatında kurabiyelere, cheesecake'lere, böyle tatlılara, cupcake'lere meyilli miydin? Evet, evet. Kesinlikle tatlı yemeyi çok seviyorum, misafir ağırlamayı çok seviyorum. Bir de böyle hani bunlar pastel renkli, cıvıl cıvıl görünen şeyler. Hani bu tür şeyleri kendim de çok sevdiğim için vardı böyle bir ilgi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Buraya şimdi biz
hafta içi hafta sonu gelebiliyoruz. Evet. Geldiğimiz vakit burada bizi kaç çeşit menü bekliyor? 3 çeşit menü var. Bir alakart menü var. Yani işte kahvaltısının, öğle yemeğinin, akşam yemeğinin olduğu menü var. Hı-hı. Bir de onun haricinde bu daha çok Londra'da yaygınlaştı. Delikatesen menüsü var. Soğuk yiyeceklerden oluşuyor. Bir de bunun haricinde asıl bizim hani en çok tanınmamızı sağlayan pastane menümüz var. Sabit 4-5 kalem pastane ürününün haricinde biz her gün o günkü modumuza göre bir şeyler üretiyoruz bu şekilde. Tam olarak ne mutfağı burası? Burası aslında yani şimdi pastane açısından Fransız çok ağırlıklı. Amerikan da var, bütün bu cupcake'ler, katlı pastalar hep Amerikan, Red Velvet'lar. Ama hani yemek olarak dünya mutfağı. Burada ayrıca bir atölyeniz var. Evet. Tüm cupcake'leriniz el yapımı. Her şey. Değil mi? Her özellikle şey. Bunu belirtmek gerekiyor. Kesinlikle, yani şunu söyleyeyim. Yediğiniz, aklınıza gelebilen her şey. İşte ne bileyim, yani şu cupcake'in tabanından frostingine kadar. Orada bütün kurabiyeler. Hani tatlı menüsünde gördüğünüz her şey. İşte yediğimiz tostların ekmekleri. Ne kadar? Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani bundan zevk alıyoruz. Peki seyircilerimizi bilgilendirmek adına mesela fiyat aralığı nedir burada? Fiyat aralığı aslında menülerde. Çok şimdi pastane kısmında çok fazla değişiyor. Yani 3 TL makaron da var. Ne bileyim 70 TL'lik pasta da var. Ama hani yemek menüsünde genelde bir kişi herhalde 35-50 TL arasıdır diye tahmin ediyorum kalkacağı rakam. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar tabii yemek yani sosyalleşmek de barındırdığı için içinde. Her bütçeye göre diyebilir miyiz? O ayrı, evet, her bütçeye göre. Onun haricinde işte geliyorlar, farklı yiyecekler söylüyorlar ortaya. Tabii o yani bütçeyi kendilerine göre belirlemiş oluyorlar. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum sana ben çok bu keyifli ederim. Söyleşi için ve bizi bu tatlı cıvıl cıvıl neşeli mekana kabul etmiş olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Siz de hafta sonu, hafta içi ailenizle ve sevdiklerinizle küçük kaçamaklar yapmak istiyorsanız, organizasyonlar yapmak istiyorsanız La Vie en Rose'u tercih edebilirsiniz. Yılların yükselen trendlerinden biri de takı tasarımcılığı. Evde, atölyede tasarlanabilen takılar tahmin ettiğiniz kadar da yüksek maliyette değil ve bu takıları incelemek üzere bugün sizler için modadayız. Hadi gelin şimdi yukarı çıkalım ve bakalım içeride bizi neler bekliyor. Ve şimdi Nili Tasarım Atölyesi'nin sahibesi Elif Hanım'la beraberiz. Elif Hanım, nasıl başladı takı tasarımına dair ilginiz? Aslında mimarım. Her zaman üç boyutlu şeyler tasarlamaya merakım vardı. 15 senelik şantiyecilikten sonra hobi olarak başladım önce. Tamamen tesadüflerle iş haline dönüştü. Büyük bir yabancı giyim firmasının dikkatini çekti önce. Onlara imalat yaparak takı serüvenimiz başladı. Takılarınızın hepsini kendiniz mi tasarlıyorsunuz ya da başka tasarımcılarla da çalışıyor musunuz? Hayır, hepsi kendi tasarımlarım. Hem şirket hediyeliği yapıyoruz hem takı yapıyoruz. Yalnız yabancı tasarımcılara da yurt dışında imalat yapıyoruz. Kişiye özel takı tasarlıyor musunuz? Evet, kişiye özel takılar da tasarlıyoruz. Alyans özellikle. Genelde herkes sevgilisine bir şey almak istiyor. Şahsileştirilmiş ürünlere talep çok. Peki bir takıyı tasarlamak ne kadar zaman alıyor? Eğer kalıplarımız mumdansa onun çalışması da birkaç gün sürüyor. İmalat ise gümüşün yapım tekniğine göre bir hafta içinde. Peki çok teşekkür ediyoruz bu keyifli söyleşi için. Haftalıkta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.